Tabii hafta sonu uygulanan 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması kar yağışıyla birlikte yaşanacak olumsuzlukların önüne geçecektir. Ama yine de tedbirli olmakta fayda var. Çünkü bunu olumsuz hava koşullarına dikkatsizlik de eklenince maalesef kaza haberleriyle birlikte acı haberler de gelmeye başladı. Daha ilk günden İstanbul-Haliç Köprüsü'nde bir otomobil çekicisi Büyükşehir Belediyesi'ne ait bir bakım aracına çarptı. Her iki sürücü de hayatını kaybetti. Kaza gece saat 2.30 sıralarında D100 Karayolu Haliç Köprüsü'nde meydana geldi. Sürücüsünün henüz kimliği belirlenemeyen oto çekicisi köprü üzerinde çalışma yapan İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ait yol bakım aracına çarptı. O sırada eskort adı verilen ışıklı yön levhasını kontrol eden yol bakım aracının şoförü Samet Kaya çarpmanın etkisiyle savruldu. Kazada oto çekicisinin sürücüsü ise araç içinde sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler ağır yaralanan Samet Kaya'yı yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırdı. Araç içerisinde sıkışan çekicinin sürücüsü ise olay yerinde hayatını kaybetti. İtfaiye ekipleri sıkışan sürücüyü uzun uğraşlar sonucu araçtan çıkardı. Kazaya karışan oto çekicisi ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ait yol bakım aracı vinç yardımıyla köprüden kaldırıldı. Thank you.